İçinize işleyecek arkadaş, yaşlılarla birlikte olmak, yaşlılara hürmet etmek, yaşlılara saygı göstermek, yaşlılarla beraber olmak. Sen tahta tas hikayesini biliyor musun? Hayır hocam. Yani şimdi evde dede yaşlı, çocuk 10-11 yaşında, karı koca. Dede öksürmeye başlayınca anneyle baba dedenin önüne bir eski tahta çanak koyuyorlar. Sen diyorlar o masada yiyeceksin. Öğleden sonra bakıyorlar ki o 11 yaşındaki çocuk bir tahtayı oymaya çalışıyor. Annesi diyor ki ne yapıyorsun oğlum? Diyor ki tahta çanak yapıyorum. Niye? Yaşlanınca size çanak lazım olacak. Öyle. Yani öyle. Yaptığını görürsün. Yani bugün ya. Değil, bugün değil, geçici değil. Yaşlılara daima hürmetli olacağız. Evet. Yaşlılara saygı olacağız. Onları satışın, pazarlamanın bir unsuru olarak kullanmak yanlışını bırakacağız. Evet. Yaşlılar bizim başımızın tacıdır. Demirel derdi ki oğlum eğer yaşlıların dünyanın önündeki direngen direğini çekersen dünya yuvarlanır gider. Evet, doğru. Onların tecrübelerine ihtiyacımız var her zaman. Allah sağlık verir yaşarsa hepimiz yaşlanacağız hocam. Değil kesinlikle. Mi? Peki korona günlerinde ne yiyelim ne içelim? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız buradayken sormamak, konuşmamak olmaz diye düşünüyorum. İlkinde şöyle bir bakalım ekranlara da gelsin. Şekerden, yani sadece bakkal şekeri değil her türlü şekerli yiyecek ve içecekten, aşırı un ve nişasta yükünden uzak duralım. Hocam bu şeker derken şu anda evde vitamin olsun diye yaptığımız karışık meyve suları da dahil tabii mi? Tabii dahil. Çok şımartmış bir vaziyette insanlar bu işi. Meyve suları dediğiniz şey meyvenin faydalı olan posasını alıyorsunuz. Zaten o işlem esnasında vitamininin çoğu da gidiyor. Belki mineral de posada kalıyor. Siz meyvenin üzerindeki yük olan şekeri içiyorsunuz. Bu bir batı tipi. Lüzumsuzluk. Yani yeşil içecek falan filan bir ara bu televizyonlar Amerika'dan ithal doktor arkadaşlarımız gösteriyordu. Yok öyle bir şey. Evet. Yani sen git kardeşim kendini ye, kendini ye. Çünkü meyvelerdeki, sebzelerdeki çağla vitaminler, mineraller, antioksidanlar lifin üstüne yüklenmiş ikramiyelerdir. Ana malzemeyi almazsan ikramiyeyi kazanamazsın. Hmm. Kendini yiyeceksin. Posası bize lazım tabii, olan değil ne mi? Ne diyoruz? Kabuğuyla birlikte yiyorsan kabuğuyla birlikte ye. Yiyebiliyorsan eğer. Evet. Sebze, meyve ve protein, yani yumurta, yoğurt, bakliyat ağırlıklı bir beslenme sistemi uygulamaya çalışalım. Az önce söylediğiniz gibi. Süper. Aslında. Çünkü proteini eğer ciddi doğru bir protein alırsan zaten yağ ihtiyacını alıyorsun. Zaten sebze yemeği yaparken içine yağ koymak zorundasın. Dolayısıyla yağ, proteini ve karbonhidratı dengelemek istiyorsanız bu önemli ama esas anahtar şu anda galiba ekrana geldi Çağla. Tamam. Sebze seçimlerimizde sülfür zengini, lahana, karnabahar, turp rokatere, soğan, sarımsak daha bol ve sık bulunsun. Bunlar içerdikleri antioksidanlar, polifenoller, vitamin, mineraller ve posa zenginlikleriyle güçlü yiyeceklerdir. Özellikle burada karnabahar, turp ve lahananın altını içeriz. Çünkü onların içerisinde glikozinolatlar dediğimiz özel maddeler var.